İşkolik programından merhaba sevgili seyirciler. Ben Müge Oruç Kaptan. Ben Sema Baysal. Bugün yine sizlerle birlikteyiz ve yine bu çok özel yağlarla devam ediyoruz programımıza. Şimdi yağların karışımından bahsedeceğiz sizlere. Yağlar karıştırılarak neler elde ediliyor ve vücudumuzdaki hangi istemediğimiz durumlara engel oluyor? Mesela benim ilk soracağım, bu gençlerin de biliyorsun çok başına geliyor Sema, ama bazen bizim yaşlarımızda da bir iki yerde sıkıntıdan şundan bundan akneler oluşuyor. Evet, hatta evet. Ben ona yeni ergenlik diyorum bizde çıkınca. Ve tabii konuğumuz efendim uzman eczacı ve aromaterapi uzmanı Hülya Kayhan. Hoş geldiniz Hülya Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, bu karışımlardan bahsedeceğiz. Evet. Şu anda birçok yağın bir araya gelerek mucizeler yarattığını biliyoruz. Az önce sizden öğrendik. Sıkıntı akneler biliyorsunuz çoğu insanda. Evet. Ne gerekiyor? Akne için ne hazırlıyorsunuz? Akne için yine ben sadece uçucu yağları sabit yağlarda seyrelterek kullanıyorum. Aromaterapi zaten konum ve alanım bu. Aknelerde daha çok palmaroza uçucu yağını kullanıyorum. Çünkü çok iyi bir antiseptik, yani oradaki bölgedeki mikropları ve akneye sebep olan bakterileri öldürüyor. Çok iyi bir antifungal, çünkü bazen akne vulgaris dediğimiz akneyi oluşturan bakteri mantarla beraber üreyebiliyor. Bunun için palmaroza orada direkt bu özellikleriyle akne vulgaris'in yaşama alanını daraltıyor ve onu öldürüyor. Sonra biraz limon yağı koyuyorum. Limon yağının özelliği de derimizin altında sebum salgımız var bizim. Yani yağ dokusu. Her kıl kökümüzün dibinde yağlar salgılanıyor. O yağ salgılarının sebum salgısını dengeliyor limon yağı. Dengelediği için, çünkü akne vulgaris yağlı dokuyu seviyor, orada üremeyi seviyor. Siz yağ salgısını dengeleyip yağı azalttığınızda derinin altında üreyemiyor, artamıyor, çoğalamıyor. Yavaş yavaş azalarak ölüyor. Çok iltihaplı, çok sancılı sivilceler olur. Ucu böyle dolu doludur. Onlar için de günlük yağ ilave ediyorum. Günlük uçucu yağı. Bundan çok uzun uzun bahsetmiştim, günlük yağın etkilerinden. Bu üçlü karışımla çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bunu da hodan yağının içinde seyreltiyorum. Bazen çok farklı yağlar da kullanabiliyorum kişiye göre. Ama Hindistan cevizi yağı da koyabiliyorum. Çünkü Hindistan cevizi yağında da bahsettiğim gibi yağ asitleri var. O yağ asitleri de cildi besliyor. Cildin daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. Palmaroza'nın bir özelliği de akneler kuruduktan sonra kalan izlerine ve yerlerine de çok faydası olur. Rengi açıyor. Evet. Çünkü orada o kırmızı kırmızı duran rengi açıyor. Benim çok kendimce özel bir hikayem var. Arzu ederseniz onu ileteyim size. Ben 40 yaşa kadar hep aknelerle boğuşmuş bir insanım. Çok büyük, sürekli aknelerim vardı. Hiçbir zaman aknesiz ve sivilcesiz gezemedim maalesef. Aklınıza gelen her şeyi kullandım. Her şeyi. Yani o çok yan etkisi olan ilaçtan tutun, PRP denen her şeyi yaptırdım. İngiltere'de yaşıyordum zaten, bahsetmiştim. Evet. Orada blue peeling ile soydurttum. Bütün yüz derim soyuldu. Çok paralar harcadım. İnanın o kadar. Ve oğlum doğdu, hamileyken biraz azalıyordu aknelerim. Onun için hormon tedavisi de tamamen hormonlarla ilgilendi. Hormon tedavisi de kullandım, yine etki etmedi. Oğlum büyümeye başlayınca, küçük oğlum biraz çok dilbaz. Anne niye senin yüzün böyle falan diye bana söylüyordu. Sonra palmaroza'ya bir eczanede tesadüfen bir hastam bana dokundu bu dedi. Bir karışımın içine koymuştum palmaroza'yı. Hangisi dokunmuş olabilir, hangisi rahatsız etmiş olabilir? Egzamalı bir hastaydı. Tek tek denerken yüzüme sürdüm. Bu mu oldu, bu mu oldu diye. Yanlışlıkla elimi şöyle, palmaroza'dan sonra elimi şöyle sürdüm. Ve yanmaya başladı orada. Hani nasıl böyle naneyi ilk ağzınıza alırsınız, bir yanma hissi olur. Öyle bir yanmadan bahsediyorum. Yıkadım falan burasını. Tabii ama buralarıma falan da sürüldü. Eve gittim, kaşınıyorum. Yani Allah Allah falan dedim. Hani bir şey iyileşirken kaşınır ya, öyle bir his. Ondan sonra
okudum, girdim, okudum, hocalara yazdım ve palmaroza ya da aknenin kurumasına sebep oluyormuş. Onunla kuruttum ve evet, çok, herkes çok fark etti. Sen ne yaptın kendine, sen ne yaptın kendine falan dedikleri için sonra şimdi çok etkili oluyor. Hülya, sen de mi bunları kullanıyorsun falan diyorlar. Evet. Yani aslında öyle başladı bu hikaye biraz da. Evet, harika. Aslında çok da güzel başlamış. Böylece neye iyi geldiğini de birebir test edip aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu ve yani o kadar mutlu oldum ki. Çünkü ne isterse, ne kadar istense veriyorsunuz öyle bir durumda. Kurtulmak istiyorsunuz. Evet. Ama yani 20-30 liralık bir şeyin beni bundan kurtaracağını hiç tahmin etmezdim. İnanın. Ben bir de şey söyleyecektim. Şimdi şöyle de bir mesaj vermek lazım. Sizin yine şansınız olmuş. Aslında yüzünüzde onları denemeniz de büyük cesaret işi diye düşünüyorum. Seyircilerimiz de şimdi evet, tutup yüzünde herhangi bir şey var. Şunu bunu denesem acaba evet, Hülya Hanım denemiş olmuş bunu hayır, yapmasınlar elbette. Hayır, kesinlikle değil mi? Yapmasınlar. Siz ne cesaret yüzünüzde denediniz bunu? Ama ben karışım yapıyorum zaten. Ha, o zaman da yapıyor muydunuz? Tabii tabii yapıyordum zaten. Ben bunu deneyerek ben bir yapıyordum. Ben bir müşterime karışım yaptım fakat tek tek yağları deniyordum. Hı-hı. Karışım olarak denemek, şimdi yaptığım karışımda da tek tek yağları önce patch test yapıyoruz. Mutlaka patch test yapılması lazım. Şuraya. Evet, buraya ya da buraya ciltte irritasyon olabilir mi? Çünkü herkesin cildi çok farklı. O zaman yanlışlıkla sürüldü yüzünüze. Kesinlikle yanlışlıkla sürüldü. Tamam bari. Evet. Yani evet, tamamen evet, kendim yanlışlıkla sürüldü. Sonra yıkadım o hisle beraber. Evet. Zaten şimdi tamamını kullanmıyorum. Seyreltiyorum. Onun için geçen programlarımızda hep eczacılara evet, danışın demiştim. Çünkü evet, çok önemli dost. Ne evet, kadar konulacak, yanmasın kimse. Doğru. Kesinlikle öyle. Ki ben de çok özel ve acı bir anımı paylaşmıştım sizinle. Evet. Program içeriğinde değil. Ben de evet, gençlik dönemlerimde sivilcelerden kurtulmak için bir şey sürdüm cildime. Ve yandı. Cildim yandı. Anlatmıştım Hülya Hanım'a. Evet. O yüzden evet, izleyicilerimiz gerçekten bu tür şeylere çok çok dikkat etmeli aynen diyoruz. Aynen. Evet, günümüzde bir de ne var? Bütün bayanların, hatta artık gençlerimizde bile rast geliyoruz. Beylerde de rast geliyoruz. Selülit. Ay evet, çok. Şu an en çok herhalde talep alan, en çok istenen ürünümüz bu. Hatta o kadar çok isteniyor ki workshoplar düzenliyorum ben. Workshoplar 4 grupta, eczacılar da katılabiliyor, sağlık çalışanları da, aromaterapi çok merak eden insanlar da. O workshoplarda ürünler yapıyoruz. Ve o ürünlerden, çünkü o ürünü sonra alıp gidiyorlar workshop'a katılanlar. O ürünlerde bir tanesi selülit yağımız. Ve kendileri karıştırıyorlar. Sonra kullanırken de çok kıymetli. İnsanın kendi yaptığı çok kıymetli. Selülit yağında da bu bir tıbbi çalışmanın sonucu, bilimsel bir çalışmanın sonucu. Ben onu biraz uyarladım ve geliştirdim kullanabilecek halde. Greyfurt yağı kullanıyorum. Çünkü greyfurt yağı yağ moleküllerini, yağ bağlarını açabilme özelliğine sahip. İçindeki limonenden ve 1,8 sinyalden dolayı. Aynı zamanda limon yağı kullanıyorum. Aynı şekilde o da bir sitrus yağı. O da bu yağlar, normalde trigliseritlerimiz var bizim, yağ dokusunu yapan. Onu açıyor ve siz onu birazcık yürüyüşle bile çok hızlı harcayabiliyorsunuz. Selvi kullanıyorum, paçuli kullanıyorum. Bu ikisi de kan dolaşımını çok hızlandırıyor ve lenf sıvısına çok hızlı geçiyor. Uçucu yağların özelliği derinin 9 katından çok hızlı emiliyorlar. Deri normalde 9 katlı emilim çok zor. Evet. Onun için hani insanlar işte şu yağını koydum, kestane yağı koydum. Onlar sabit yağlar deriden emilmiyor. Sabit yağlar sadece taşıyıcı. Derinin üstünde kalıp uçucu yağ içine itiyor. Çünkü deri kendi uçucu yağ içinden alıyor. Sabit yağın derimizden emilmesi çok zor bir şey. Uçucu yağlar emiliyor ve lenf sisteminde lenfatik drenaj dediğimiz detoks yapıyor. Toksik maddeleri atıyor. Böylece üçlü etki alıyoruz. Hem lenf sistemi harekete geçiyor, detoks oluyor, aynı zamanda yağ parçalanıyor. Bir de Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Az önce de söyledim, Hindistan cevizi yağının çok çok
kıymetli bir yağ. Evet. İçindeki yağ asitlerinden dolayı omega 3'ten tutun da bütün omegalar var içinde. Onun için çok kıymetli. Selülitte de kullanıyorum onu diğer yağlarla beraber. En son yeni keşfimde biraz haşhaş yağı da koyuyorum içine. Poppy seed dediğimiz. Aslında insanın inanası gelmiyor değil mi, evet, Sema? Yani evet, seyircilerim de düşünüyordur. Bildiğin yağ nasıl yani şimdi benim selülitlerimi iyi edecek? Ama, işte bildiğin bir mucize, yani yüzünüze bakıyorum şimdi, inanmak mümkün değil. Çok kötü bir zamanlar 40 yaşına kadar sivilce vardı. Ve çok izleri vardı. Oğlum çok bile izlerim. Dedi ki anne senin yüzü niye, niye böyle? Enerjisiyle sizi düzeltmiş çocuğunuz. Evet, o çok tatlı bir şey. Bir de uçucu yağlar size hep koklattım ya, çok özeller. Normal yağlar gibi değiller. Çok hızlı emiliyorlar ve çok yoğun. Kilolarca, tonlarca çiçekten, bitkiden bir kilocuk çıkıyor. Onun için o yoğun ama molekül yapısı olarak o kadar ince ve küçük partiküller ki, nanoteknoloji, doğanın kendi nanoteknolojisi gibi bir şey. Çok hızlı emiliyorlar, inanamazsınız. Evet. Zaten hiç yağ gibi değil, evet, tutuyorsun. Siz hep denediniz, evet, zaten. Evet, denedim. Hepsini denedim. Bakayım neler olmuş sende. Bu arada selülit, evet, ama biz hanımların en istemediği şey yüzlerimizde kırışıklık olması tabii. Evet. Bunun içinde birçok yöntem var değil mi Sema? Mesela ne var? Botoks var. Botoks var ya da bir takım cerrahi örümcekler girişimler ya, var. Örümcek ağları ve ben çok korkuyorum. Ben de Sema da, ben de bunlardan biraz ürküyoruz. Ve siz yine Allah Allah nasıl olur diyeceğimiz bu yağlarla ciltteki hem de çok fazla kırışıklıkları dahi açtığınızı, açabildiğinizi yağların desteğiyle söylüyorsunuz. Şimdi bir dinleyelim bakalım. Evet, ondan size de hediye getirdim. Bu çok özel bir formül. Şimdi bizim kırışıklıklarımızı mı, evet, açacak? Evet, evet. Ve derin kırışıklıklarda kullandıkça daha kırışıklık olmasını önleyecek ama derin kırışıklığın açıldığını ve rahatladığını göreceksiniz. Çünkü içindeki uçucu yağlar, bunun baz yağında shea butter var, Hindistan cevizi var, organik bal mumu var, Hint yağı var, haşhaş yağı var, avokado yağı var. Yok yok. İçinde karıştırdığım uçucu yağlarda da hepimizin çok sevdiği ylang ylang, günlük, palmaroza yine biraz bunda da var çünkü leke de açmasını istedim. Bu öyle bir karışım ki sürdükçe cildi yeniliyor, leke olmasını önlüyor ve o derin kırışıklıkları açıyor. Zaten hani bir organik, bir de başka bir ürün kullanmak istemiyorsunuz. Kokusu da çok güzel, mis gibi çok güzel bir kokusu var. Evet, mi? Öyle evet, hani gerçekten. %100 organik. Bu yağların özelliğiyle ve yağ gibi olmuyorsunuz. Hani cildiniz yağlı gibi olmuyor. Onu etüt ettik zaten. Hiç ben bugün tonlarca sürdüm, buraya gelmeden önce yaptım bu karışımı. Kalanı hepsini sürdüm. Hiç yağ gibi değil yani. Bu da çok önemli. Evet, ben cildim çok yağlandığı takdirde kendimi rahatsız hissediyorum. İşte bunlar dengeliyor. Yoksa ben çok akneli bir insanım. Yağ süremem. Sürmemem, evet, lazım. Evet. Yağlı akne kurur mu? Değil mi? Evet. Ama bunlar çok farklı. Uçucu yağ diye özellikle vurguluyorum. Yavan İngilizcesi essential oils. Kokudan geliyor. Çok farklılar. Herkesin bir denemesini çok arzu ediyorum. Günde bence ne kadar denemeli kullanacağız? Bu sabah akşam. Sabah akşam. Evet. Gece yatarken tabii, daha tabii iyi. Sanki hücreler yenilenir. Evet, evet, ama gündüz de iyi. Çünkü sürekli içindeki antioksidanlardan dolayı sürekli dışarıdan alacağımız, hava kirliliğinden alacağımız ağır metalleri de sürekli elimine ediyor. Ya da yapmış olduğumuz makyajlar. Tabii. Oo, onlarda evet, da metal. Makyaj ağır temizleyici mineral metaller var mı peki sizde? Makyaj temizleyici ben makyaj yapıyor musunuz? Sadece hidrolatları kullanıyorum. Uçucu yağ elde edilirken altta kalan suyuna biz hidrolat diyoruz. O suyu mesela papatya yağı elde ediliyor. Çok kıymetli, çok da yüksek fiyatlı bir yağ. Altında kalan suyu en az onun kadar kıymetli. Onu kullanıyorum. Çok güzel temizliyor. Bir de papatya cildi sakinleştiriyor. Evet. Bebeklerde, pişikte, bebek ciltlerinde bile kullanabiliyorsunuz. Hemen yatıştırıyor pişiği. Evet. Lavanta suyu, lavanta hidrolatı kullanıyorum. Yine uçucu yağ bu tarafa akıyor. Altında kalan su dabıtma makinesinde altında kalan su, lavanta suyunu kullanıyorum. Gül suyu, herkes bayılıyor. Geçen programa getirmiştim, buraya getirmedim. Gül suyu bir de. Bu üç hidrolatla, yani uçucu yağ elde edildikten sonra buhar distilasyonda
bir boru var. O borudan soğuyup yağ bir tarafa, su bir tarafa kalıyor. O suyu kullanıyorum. O da tamamen organik. Çünkü buraya bitkiyi koyduk yüzlerce kilo kazanın içine. Su buharı verdik farklı ısılarda. Su buharı ayrıştırdı yağı, bu yağ keseciklerini bitkiden. Buraya gelirken soğuttuk birden. Ve soğuyunca birbirinden ayrışıyor. Su aşağı, yağ buraya geçiyor. O hidrolatı kullanıyorum. Ona biz hidrolat seyreltme diyoruz. Seyreltme dediğiniz şey bu mu? Bu damıtma. Damıtma. Bir de seyreltme var. Seyreltme çok yoğun olduğu için sonradan onu dozuna ayarlayarak daha az yoğunlukta yapmak demek. Hmm. Çok yoğun olan, çok konsantre olan bir yağı konsantrasyonunu açmak demek. Ama taşiş etmekle seyreltme karıştırılır. Taşiş etmek onu kalitesini azaltmak demek. Seyreltme öyle değil. Kullanıldığı yerde yine dozunu ve hepsini tam denk yapmak demek seyreltme. Evet. Workshoplara kesinlikle katılmamız gerekiyor. Bekliyorum. Evet. Beraber gidelim o zaman. Evet, birlikte gidiyoruz. Gidelim. Ve bundan sonra kremlerimizi kendimiz sizin gözetiminiz altında yapıyoruz. Beklerim. Evet. Kullanıyoruz, kullanıyoruz şeyini. Kullanalım. Evet. Evet, bunların dışında kırışıklık dedik, selülit dedik. Çok önemli bir şey daha var ki bunu da yine hemen hemen hepimiz yaşıyoruz. Bay, bayan, gençler, özellikle gelişme çağındaki gençler ya da hamileliklerde oluşan çatlaklar. Bunlar için neler yapıyorsunuz? Kesin bir mucize vardır yine. Doğada var ya, hakikaten var. Çok da eczacı meslektaşlarım bana resimler gönderiyorlar. Onların resimlerine istinaden hamile olduğu için hamile kişi çok dikkatli ve özenli oluyor. Her şeyi kullanmak istemiyor. Evet. Ama onlara da kortizonlu kremler veriliyor. Fakat insanlar imtina ediyor. Ben bunu kullanmak istemiyorum diyor. Eczacı bir çözüm arıyor. Doktor kortizonu yazmış. Kullanacak ama hasta kortizonunu biliyor artık. Kortizonun yan etkilerini de biliyor hamile olduğu için. Bana da meslektaşlarım resim gönderiyor. Hülya'cığım bunun için var mı diyorlar. Ve ben anlatıyorum. Bu var hamile olduğu için. Tamam istiyor, gönderiyoruz. Ve sonra gelen şeyler eczacıyı da çok mutlu ediyor, meslektaşımı da. Ve hem şeyi artıyor, hem müşterisinin gözünde kıymeti artıyor. Zaten eczacıyı halkımız benimser, eczacısını evet, sever. Evet. Böyle olunca benim eczacım böyle bir şey yaptı oluyor. Tabii meslektaşım da bana çok kıymet veriyor bunun için. Ya Hülya'cığım diyor işte yine yapalım, başka birisi geldi falan diye. Bu onların gözünde de benim karışımlarımın kıymetini ortaya çıkarıyor. Bu selülit yağlarında az önce bahsettim, yine hodan ve Hindistan cevizini rahatlıkla kullanabiliyorum. Sadece uçucu yağlarda çok temkinli oluyorum. Sitrus türevlerini pek kullanmıyorum. Çok az sitrus kullanıyorum. Kaldı ki normalde normal çatlaklarda hamile değilse normal bir kişi de sitrus dediğim şey, limon, greyfurt, onlardan yine kullanabiliyorum. Oranları değişiyor. Bergamot kullanabiliyorum. Fakat hamilelerde çok az günlük yağı kullanıyorum. Ve biraz palmaroza. Ve böyle şimdi ben bunun patentine başvurduğum için iki içeriğini söylemezsem beni affedersiniz herhalde. Çünkü çok özel bir formül. Bu çatlaklarda biliyorsunuz herkes bir şeyler arıyor. Evet. Bunu da ben kendime yaptım bacaklarıma. Ama çatlak için değil, ben hani selülit için falan yaparken hatta arkadaşlarım adım öleceğim galiba falan diyorum. Hani çatlaklarım çok azaldı. Onun için ölecek misiniz? Ya senin işten kalbim duracak falan dedim. Kalbim duracak dedim ben bugün. Ne oluyor? Aynaya bakıyorum siz de bakın. İnanamadım kendime. Okay. Evet. Çok şekersiniz ya. Evet. Teşekkür ederim. Sonra evet çatlakları da öğrendik. Bu da inanılır evet, gibi değil. Evet, evet. Tabii hamilelik lekesi de aslında bunların içinde değil mi? Yapmış olduğunuz ayrıca bir şey var mı hamilelik lekesi için? Hamilelikten sonra olduğu için hamilelik lekesi, güneş lekesi karışıyor ya. O lekeleri aynı şey. Anlatmış onlar da, olduğunuz şeyler zaten. Onlar onda biraz bir iki tane farklı lekelerde biraz farklı yağ kullanabiliyorum. Helichrysum, ölmez çiçek kullanıyorum. Neroli kullanıyorum, o da portakal çiçeği.
Ama müşteriye bunlar çok yüksekli, fahiş fiyatlı uçucu yağlar. Gül yağı da öyle, gül yağını da kullanabiliyorum evet. Ama inanın bir damlası 10 TL damlası bu yağların. Evet, çok hani 10 damla kaysam sadece 10 damla gül yağıyla 100 lira. Şurada bir hazine saklı. Evet, kesinlikle çok kıymetli. Çok evet. Karşı taraf ödeyemediği için ben onun alternatifini yapıyorum. Itır güle molekül yapısı ve içindeki aktif bileşen olarak en yakın yağ. O da geraniol oranı çok yüksek. Çünkü gülün kokusunu veren madde geraniol. Evet. Ve leke açıcı bir yapısı var geraniolün. Orada ıtırı güle alternatif alıyorum. Yılang yılanglı bir karışım, ayrıca hazırladığım bir karışımı ölmez çiçeğe alternatif alıyorum. Çünkü 500 lira olması yerine onun gibi etki gösterecek 70-80 liralık bir şey yapıyorum. O da yarıyor değil mi? Tabii çok yarıyor. Bir çok de ben yarıyor. Hemen bir şey sormak istiyorum Sema'cığım. Senin tabii de çok ki. Güzel bir sorun var biliyorum ama bu seni de ilgilendirecek. Şu sarkmalar var ya yüzümüzde, bak nasıl oldum. Evet. Evet. 20. Gördün mü? Kesinlikle. Bak kaç oldum, bak ne oldum. Şimdi şunları da toparladığınızı şimdi söylediniz. Şimdi çok enteresan bir şey anlatacağım size. Bunlarda kullandığım uçucu yağlar, lütfen yanlış anlamayın, hemoroid tedavisinde kullandığım uçucu yağlarla aynı. Ben duymuştum onu. Ama daha o bir hemoroid kremidir. Ha, o farklı bir şey, pardon. Ben hemoroid formülü yaptığımda astringent tıpta büzücü özellikte olan yağlar kullanıyorum. Astringent bunlar. Ve süründüğünde damar çeperini büzüyorlar. Ve orada o damarların küçülmesini ve ya da etrafındaki dokunun sıkılaşmasını sağlıyor. Buna büzücü efekt, astringent efekt diyoruz. Bu özelliğe sahip uçucu yağlar var. Kokusu da çok güzel. İkisi de bayılacaksınız, bayılırsanız. Selvi ve paçuli. Bunları kullanarak, bunların yanında yine bir iki tane daha, tam formül de veremiyorum artık. O kadar çok çalınıyor ki formül. Onun vermeyin, için. Vermeyin. Evet. Tamam, vermeyin. Merak ama edenler anlatmak size gelecekler. Da istiyorum niye yapılıyor. Bir de kan dolaşımını da hızlandırıyor bu selvi ve paçuli yağı. Kan dolaşımı hızlanıyor. Damar çeperi sıkılıyor, büzülüyor. Düşünün nasıl küçülüyor. Hemoroidi bile küçülten bir şey. Buralardaki sarkmalara da tabii ki çok iyi geliyor. Harika kremimizin içerisinde var. Böylece aslında hemoroid de anlatmış olduk. Evet, evet. Hemoroid de sadece hemoroid çok ağrılı. Çünkü yüzdeki ağrılı bir olay değil. Hemoroid de o hemoroidin ağrısını kesecek uçucu yağ da koyuyorum. Çok iyi ağrı kesici mür yağı. Kişinin maddi durumuna göre de ayarlıyorum. İnanın onun için çok kıymet veriyorum buna. Her bütçeye göre de yapabiliyorsunuz. Çünkü hepsi güzel. Ağrıyı kesecek günlük ya da mür koyuyorum. Bazen çok kanamalı evet. Durumlarda da yine o kanamayı hemostatik olan kanamayı durdurucu uçucu yağlardan koyuyorum. Bunlardan bir tanesi söyleyebilirim limon öyle bir yağ. Yakmıyor ama çok az çünkü onun dozunu ayarlıyorum ve hemostatik yani o kanı orada kanamayı durduruyor. Bazen değiştiriyorum farklı bir şey koyuyorum kişiye göre ne kadar sıkıntısı neyse ağrı mı büyüme kişiye mi? Kişiye göre ilaç evet. İlaç evet. Gerçekten öyle yani. Bir de kişiye göre olması çok önemsiyorum bunu. Çünkü hepimiz o kadar parfümümüz bile ter kokumuz bile çok özel. Her şeyimiz kendimize göre, şikayetimiz öyle. Birimizinki ağrılı olabiliyor, birimizinki ağrısız olabiliyor. Cildimizde evet yani bütün sarkmalar aynı değil. Benim cildim hem sarkıyor hem akne var. Ne yapabiliriz? İki ayrı ürün almak çok zor. Onun için ben karışım yaparken akne için biraz içine bakıyorum cildine. Palmaroza da koyuyorum ama o formülü bir başkasına vermiyorum. Çünkü onunkinde de sarkma var ama onda akne yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bende kırışıklık var, akne var. Kırışıklık ve akne için yaptığım formülle sadece akneli bir genç çocuğa kırışıklık yok, ona bir şey yapmıyor. Ona kırışıklık için olanı koymuyorum. Kişiye göre değiştiriyorum onları, boyun, adapte ediyorum. Boyun, insanın önce boyundan gidiyor. Evet. O söylediğimi kullanıyorum. Evet. Evet. Evet ama çok önemli bir sorun var. Bunu sormadan geçemeyeceğim. Tabii. Neden? Kremimizi aldık ya da yaptık. Workshoplara katıldık. Bir kür mü kullanıyoruz uygulama olarak ya da belli bir süre kullanmak zorunda mıyız?
Aslında hiç değilsiniz ama inanın daha farklı bir şey süremiyorsunuz cildinize. Çok ağır, çok fazla geliyor sürdüğünüz her kozmetik ürün. Çünkü bunun ne kadar kadife gibi de emildiğini görüyorsunuz. Oradan sonrası kişiye kalmış ama hep öyle oluyor. Başka bir şey kullanamıyorum Hülya'nın ben bunlardan sonra diyorlar. Fakat rahatsızlıkla seyreden akne gibi, cilt kaşıntılar gibi karışımlarda tabii kür olarak, evet. Hemoroid de bir kür olarak veriyoruz. O tür şeylerde, durumlarda kür olarak veriyorum ama bakım, güzellik, doyum olmuyor. Hep kullanmak istiyorsunuz. Sonuna kadar. Yani sonuna kadar kullanıyoruz. Ben aslında organik olan çok pahalı algısını da bozmaya çalışıyorum. O kadar minimum, bir de eczacılıktan çok alışığız herhalde minimum karlarla iş yapmaya. Hani bazen organik kremler görüyorum ve 900 TL falan, evet. Şaşırıyorum. Hiç öyle koymuyorum da fiyatlarımı. Çünkü şu an amaç ne kadar çok insana ulaşırsam o kadar başarılı hissedeceğim kendimi. Aromaterapi nasıl Türkiye'de de yurt dışındaki kadar popüler olursa ve belki benim de işte Hülya Kayhan getirdi onu da Türkiye'ye denirse çok mutlu olacağım. Çünkü çok yüksek fiyatlar koymuyorum ama koyabilirim. Çünkü çok özeller ve organikler ve Fransa'dan getiriyorum. Çok masraflılar. Bence herkes. Mutlu olun. Çünkü gerçekten vermiş olduğunuz çok da güzel bir hizmet diyorum. Ben bunu en azından taşıdınız buraya, taşımışsınız Türkiye'ye ve Türkiye'de bunu gerçekleştiriyorsunuz. Mutlu olun diyorum. Değil çok mi? Mutlu oluyorum, çok keyif alıyorum. Evet sevgili Hülya Kayhan, siz ayrıca diş ağrısına da iyi gelecek formülleriniz var ama artık onları da gelsinler, sizden dinlesinler seyircilerimiz. Çünkü vaktimiz de doldu, biraz da bir şeyler sır olarak kalsın. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Ben Müge Oruç Kaptan. Ben Sema Baysal. Hepinize esenlik diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.